Merhabalar, ben Gürkan Akçay. Ben Baran Bozda. Bizler bilimfili.com kurucu yazarlarıyız. Yaklaşık 3 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğümüz popüler bilim yayıncılığını videolarla da desteklemek istedik. Bu proje bir video serisi halinde devam edecek ve her videoda biz farklı bir bilimsel konuyu, farklı bir bilimsel gelişmeyi ele alacağız. Bu videomuzda konumuz bilim nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Bilimi nasıl kavramalıyız bizler? Ve bilimin tarih boyunca ilerleyişi nasıl gerçekleşmiştir? Ve bilimin doğası ve epistemolojisi üzerine konuşacağız. Tüm bu konuşmayı yaparken de aslında bilim okur yazarı bireyin özelliklerine ve karakteristiklerine de değinmiş olacağız. İstersen Barancığım önce şöyle başlayalım. Yani bilim ve insan bir entegre bir yapı olarak düşünüp çünkü yani hayvanlar da deneme yanılma yoluyla öğrenebiliyorlar. Ama insana özgü bazı şeyler var. Dolayısıyla insan özgü ne var? Önce onu konuşarak başlayalım istersen. Evet, bu minvalde de bilim ve insan ilişkisini aslında anlayarak, birlikte bunu anlayarak bilim nasıl ortaya çıkmıştır? Ve genel bir tanım itibariyle bilim nedir? Bunu da konuşmuş oluruz. Birazcık böyle temelden bakacak olursak bu konuya... Şuradan giriş yapmakta fayda var bence yine. Her bilimsel, insanla ilgili her bilimsel gelişmede olduğu gibi. İnsan genetik olarak, genomunda %2'lik bir fark bulunan şempanze ve bonobolarla son ortak adasından ayrılalı yaklaşık 7 milyon yıl oluyor. Bu zamandan beri süren bir kontinuum halinde, yani süre gelen devamlılıkta bu süreçte insan morfolojik, fizyolojik, genetik, epigenetik bir takım değişimler geçirdi. Bu değişimlerle eş zamanlı olarak ve gradüel olarak birbirine eklenerek, ilerleyerek insan beyninde de, beyin devrelerinde de, circuitrilerinde, bölgeleri arasındaki ilişkilerde de evrimler oldu. Ve insan doğası gereği bilmek ister deriz. Bu kavramsal olarak ortaya çıktı. İnsanın bilme isteği, merakla, bazen korunmak için, bazen daha iyi şartlar geliştirmek için hala devam etmekte olan bu süreç ortaya çıktı. Bu süreç şimdi kendini bilim olarak gösteriyor. Ama bu tartışmayı tabii birazcık indirgemek gerekir bence. Şöyle ki, insana özgü ne var? Hep tartışıla gelmiştir. İnsan konuşan bir canlıdır. Tek konuşan canlıdır. Tek düşünen canlıdır. Veya şimdi Homo sapiens sapiens üzerinden anlaşılmaya çalışan insan düşündüğünü düşünen canlıdır. Doğal olarak bunu yapan tek canlıdır gibi. Bunu konuşmakta fayda var bence. İnsan evrilirken bu evrimsel sürecinde larynx yapısı doğru, çok doğru bir noktada geliştiği için artık biz anlamlı, düşündüğümüz sesi çıkarabiliyoruz. Bilinçli sesler çıkarıyoruz ve somut cümleler kuruyoruz. Düşündüğümüzü cümlelerle dil kullanarak ifade ediyoruz. Yani dili geliştirdik. Larynx'le birlikte yine eş zamanlı olarak evrilen korteksin şu ön tarafta bir iki santim altında Broca bölgesi, laringeal motor korteks, eş zamanlı evrimleri sayesinde de bizler bulduğumuz dili, duygularımızı yansıtmak için anlamlı cümleler kurmak için kullanıyor ve bu şekilde iletişim kuruyoruz. Ne var ki, atıyorum Afrika gri papağanı da aynı anlamlı sesleri çıkarıyor ve konuşuyor. Örneğin kumar oynuyor hayvanlar, risk alıyorlar, sıçanlar risk alıyor, fareler risk alıyor. Kargalar matematiksel hesap yapıyor. İnsana özgü matematik vardır dediğimiz zaman. Örneğin insan matematik yapar, matematiği icat etmiştir. İşlemler yapar diyoruz. Evet, matematiği geliştirmiştir insan. Ama kargalar da işlem yapıyor. Son zamanda çok ünlüydü biliyorsun, evet, videolar. Deneyler. Evet, deneyler var. Köpekler ve domuzlar, akıllı hayvanlar deneme yoluyla onlara öğretilen şeyleri gayet iyi uygulayabiliyorlar. Yetileri kadar olmak kaydıyla. Şempanzeler para kullanıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Bu da bir öğrenilmiş davranış. Aynı insan gibi insan da doğar doğmaz parayla nasıl bir ilişkisi olması gerektiğini bilmiyor. Para ilk göründe onu nasıl kullanacağını bilemez. 20 yıl bir insana para göstermezseniz. Evet. Bu da öğrenilmiş bir davranış. Evet, öğreniyoruz. Ama insan kendisine özgü olarak anlamlı bilgiler üretmesini sağlayacak bir bilgi üretme yolu keşfetmiş. Bütün bu merakından, doğal olarak bilme isteğinden kaynaklanan ve evrilerek sonunda anlamlı bir sonuca ulaşmış olan bilim var. Burada genel olarak bilimi tanımlamak ve insana özgü şey bilimdir demek adına, bilimi tanımlamak adına insanın hesap yapması, tüm bu aslında biraz önce söyledik ya, gri papağanların konuştuklarını da gördük, öğrendik. Evet. Ya da işte bir köpeğe bir şey yaptırmak için, şempanzeye bir şey yaptırmak için deneyler yaptık. Sadece insana özgü olmadığını gördük bir taraftan bunların, ama bu bir taraftan da bir deney. Doğal olarak biz bu deneyi yaparken bir şeyleri yanlışladık. Bazı konularda daha doğrulara ulaştık. Kesin doğru
diyemediğimiz ama istatistiksel olarak diğer ihtimallere göre daha doğru olan, en gözlem yapıldığında ulaştığımız sonuçların nispeten daha doğru sonuçlar olduğunu gördük. Bilim aslında bunların bütünü. Yani şöyle tanımlayacak olursak, ürettiğimiz hipotezlerin veriler yoluyla ve deneyler yoluyla yanlışlanabilir, tekrar edilebilir ve denenebilir bir takım bilgiler üretme yolu bilim. Bu bir konsept. Çevremizdeki her şeyi algılamamızı sağlıyor. Merak ettiğimiz her şeyi öğrenmemizi, daha doğru yolla öğrenmemizi sağlıyor. Ve bu bir süreç, bir continuum, progresif olarak ilerliyor. Üstüne ekleyerek ilerliyor, gradüel ilerliyor. Hı-hı. Ve bilgiyi birbirinin üzerine ekleyerek ve yanlışlayarak bir öncekine göre daha doğru sonuçlar bulma yolu bilim. Ve bu çevremizdeki her şey için geçerli. Bir bilgi üretiyor bilim. Burada da belki şeyi konuşmak lazım. Bilgiyi. Evet. Bu bilgi nasıl? Bilimsel bir araştırma ile, bilim yoluyla üretilmiş bilgi nasıl bir bilgidir? Özellikleri nedir? En genel olarak belki hani bilginin karakteristiği üzerine konuşalım. Yani bilgi, bilimsel bir bilginin ya da karakteristikleri üzerine konuşmak daha sağlıklı olacak. Yani bilimsel bir bilginin ne ile ilişkili olduğunu, nasıl üretildiğini, doğru. Bu bilginin sınırlılıkları nelerdir? Ve bu bilginin aslında bizim de aslında yayıncılık anlamında yaptığımız ve çözmeye çalıştığımız, belki üstesinden gelmeye çalıştığımız sorunlardan bir tanesi. Hı. Bilginin ne derece güvenilir olduğu. Yani hani bilgiye dair bizim aslında bu karakteristikleri biliyor olmamız lazım. Dolayısıyla en genel anlamda gündelik hayatımızda biz bilimden doğru şekilde faydalanmak için, bilinçli birer bilim tüketicisi olabilmek için... bilimin bu bilimsel bilginin bu karakteristiklerini, bu doğasını bilmemiz gerekiyor ve en genelde de bilimin doğasını ve onun mevcut karakteristiklerini doğru şekilde kavramamız gerekiyor. Yani en sonucunda da belki çok tekrarladım belki ama yani bilimin okur yazarı bir birey, yani bilim okur yazarı bir birey hangi karakteristiklere, hangi özelliklere sahip olduğunu, bu kişinin gerçekten de hani bilim okur yazarı birey dediğimizde biz genelde hemen kafalarda şu canlanır. Yani bilim okuyan insan olarak canlanır. Yani ama bilim okur yazarı birey derken biz onu kastetmiyoruz. Evet. Bilim okur yazarı birey karakteristiği de o insanı karşılamıyor. Birisi fizik okuyabilir ama bilim okur yazarı birey olmayabilir. Olmayabilir. Ama köydeki herhangi bir insan bilim okur yazarı bir birey olabilir. Çünkü bilimin o genel olarak kavrayış ve yaklaşım biçimini öğrenmişse, onu uygulayabiliyorsa gündelik hayatında, bu kişi için biz bilim okuryazarı birey diyebiliriz. Yani bu gündelik hayatımızda şimdi pek çok problemle karşılaşıyoruz. Yani nedir bu? Ya en basitinden sahilde oturup güneşlenmek sağlıklı mı? Ya da işte cep telefonum beyin tümörüne ya da işte bir kansere sebep oluyor mu? Oluyor mu? Evimde küfle ekmek var, yersem ne olur bana? Küfle ekmek yersem ne olur dediğin gibi. Ya da daha da böyle şimdi son zamanlarda da bir kitap çıktı. Kitapla birlikte de belki yine patlayacak o konu. Daha önce patlamıştı. Lancet'te yayınlanan bir araştırma vardı biliyorsun. Aşının otizme sebep olduğuna dair. Aşı otizme sebep oluyor mu? Yani aslında hep böyle sorular var ortada. Problemler var. Ve kişi, birey, toplumun bir parçası olarak bu sorulara, bu problemlere dair bir akıl yürütme süreci işletmesi gerekiyor. Bu akıl yürütme sürecini kişi nasıl işletecek? Nasıl bir sonuca varacak buradan? Ve bu bilgiyi kendisi için nasıl kullanacak? Bunları elbette ki bilmesi gerekiyor. Ve hani o kullanacağı bilgi nasıl bir bilgi olmalı? Hangi bilgiyi alıp kullanabilir? Evet, hangi bilginin özellikleri nedir? En nihayetinde de belki yine bu bilginin özelliklerini ve bilimin doğasını kavradığı noktada da artık şimdi sosyal medyayla birlikte özellikle de çok artan bir noktaya geldi bu ama kişi burada aslında toplumla toplumun bir parçası olarak sahte bilimle gerçek bilimi ya da daha doğruyu bilimi demek lazım. Gerçek bilimi demek belki doğru bir ifade değil. Doğru. Bilimi birbirinden ayırt edebilecek kapasiteye ve karakteristiklere, o yetiye, o becerilere sahip olmuş olacak. Şimdi biraz önce söyledim yani Lancet'te bu araştırma yayınlandı ve araştırma geri çekildi bu arada dergi tarafından. Hı hı. Çünkü biz
toplumda da böyle bir mit oluştu artık ve aşı otizme sebep oldu. Bununla ilgili eminim ki pek çok insan, bugün hala görüyoruz ne yazık ki bunu da, çocuğunu aşı yaptırmaktan kaçınıyor. Evet, var. Etkileri büyüdü yani. Evet, etkileri büyüdü. Bununla ilgili bir, şimdi son zamanlarda yani bir kitap da çıktı. Okumadım henüz kitabı ama yani başlığında hangi aşılar otizme sebep olur diye bir başlık da çıktı. Gerçekten çok tehlikeli bir yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla bizim hani tüm bu sorunlara baktığımızda toplum için bilimsel kavrayışa sahip olmasına dair bazı sebepler var, bazı doğru nedenler var. Önemi ortaya çıkmış oluyor böyle. Evet, yani ne söyleyebiliriz burada? Toplum için bir neden, bir argüman sunalım. Yani pek çok social scientific issue'lar dediğimiz konular var. Yani bir yanı topluma, bir yanı bilime ilişkin olan konular. Bu konularda birey sağlıklı bir karar verebilmesi için, yani bilimsel anlamda bir karara ulaşabilmesi için bilimin doğasını, bilimin doğasının karakteristiklerini, bilimsel bilginin karakteristiklerini içselleştirmiş ve kavramış olması gerekiyor. Doğru. Yani GDO'lu gıdalarla beslenmek tehlikeli midir? Ya da iklim değişimi gerçekten de bilim insanlarının söylediği kadar hat bir problem, yani güncel bir problem, büyük bir sorun bu gibi. Yani bu soruları aslında kişi kendi düzeyinde kişisel kararlar alabilmesi için bir yandan da demokratik bir toplumun bir parçası olacağı için bu birey, bu soruların her birine kendisi bir düşünce süreciyle, bir sorgulama süreciyle bir karara ulaşıyor. Doğru. Ve en nihayetinde de hangisinin daha uygun bir yaklaşım olduğunu kendi becerilerini, kendi yetenekleriyle, kendi kapasitesiyle kavramaya çalışıyor, kavramış oluyor. Bilgiye dair, bilginin sınırlılıklarından bahsettik. İşte sınırlı olduğundan söyledik, değişebilir olduğunu söyledik. Şimdi değişebilir olduğu kısmında biraz o kısımdan ilerleyelim istiyorum. Yani bilgi değişebilir. Tabii. Evet. Çünkü bilgi, bilimsel bilgi doğruya en yakın olma amacındadır. Bilinen en yakın hatta. Evet, en yakın olma amacındadır. Ve burada da aslında ne giriyor devreye? İstatistik dediğimiz durum giriyor. Yani en nihayetinde de matematik. Matematik giriyor, evet. Burada şeyin saptamasını yapmak faydalı olur. Galileo'nun Il Saggiatore'de. Il Saggiatore, evet. 1623'te. Evrenin matematik dilinde yazılmış olduğunu ve bu dili öğrenmeden evreni asla kavrayamayacağımızı söylüyor Galileo. Bu aynı zamanda Galileo'nun ölümünden bu arada bir yıl sonra doğmuş olan Newton tarafından da aynı tespit, kalkülüsün keşfiyle yapılmıştı. 1707'de Universalis aritmetikada, ondan bir 20 sene önce de 1687'de yine Philosophia Naturalis Principia Mathematica'da bu saptama yapıldı. Bu süre içerisinde, bunu takip eden süreçte de yine matematiğin bilimdeki rolü, etkisi, bilimsel bilginin kavranılabilirliğini ve öğrenilebilirliğini sağlayan ve doğruluğunu, yani ne oranda doğru olduğunu istatistiksel olarak saptamamızı sağlayan bu yöntemsel konsept icat edildi aslında. Ve bunu takip eden süreçte de Alfred North Whitehead'e, Bertrand Arthur Russell'a, Gödel'e, Frege'ye, Wittgenstein'a, Bertrand Russell'ın öğrencisi, ve hatta Karl Popper'a, Karl Raymond Popper'a uzanan bir bilim ontolojisi, bilim felsefesi, mantık grameri ve mantıkla ilgilenen insanların ürettiği, yine bilimle aynı zamanda ilerleyen ve bilimi çok güzel bir şekilde sağdan, soldan destekleyen, aynı bir bilimin yaptığı atağı destekleyen yaklaşımlar gelişti. Son dönemde de, yani son içinde bulunduğu bir önceki yüzyılda da, 20. yüzyılda da Karl Raymond Popper'ın yaklaşımıyla artık bilim çağ atladı ve şu an uygulandığı biçimi alması sağlandı. Bu bir akış aslında, ta Galileo'dan başlayan ve evreni matematikle anlamamızı salık veren, bu anlayışı takip eden bu süreçte, işte bu 400 yıllık süreçte ortaya çıkmış bir kavrayış bu. Geçmişine baktığımız zaman da Thales'le Anaximandros'un arasında geçen diyalogla başlayan insanlığın bilimi anlama, kavrama ve bilimsel bilgiyi üretme şekli, yolu, diyalog evrile evrile bugünkü modern haline ulaştı.
bilimsel bilginin karakteristiğini anlattın. Hı-hı. O karakteristiği ortaya çıkaran şey aslında bu birikim. Belki bunu söylemekte fayda var. Çünkü bilim bu keşfi yaparken, keşiflerini yaparken, ilerlerken çok farklı yöntemler kullanmış. Bu da bir tarihsel akış içerisinde gerçekleşmiş. Anaximandros ve Thales'in konuşmalarını, diyaloglarını takip eden Pisagor'un yerini konuşmak çok önemli. Müzikal ses teorisinin temellerini atmış çok ünlü, dev bir keşif olan Pisagor teoremini keşfetmiş. Pisagor. Gerçi hani onunla ilgili veriler, bilgiler ne kadar doğru o çok tartışılır. Çünkü Porfiri Suriyeli Iamblichos'tan yani ondan 700-800 yıl sonra yaşamış insanların aldığı notlar var. Yazdıkları var. Oralardan biliyoruz bunları ama milattan önce 500'de Mısır bölgesinin doğa tarihini yazmış olan Heraklitos, Hesiodos'a, Herodot'a uzanan bir doğayı anlama, kavrama çabası. Aristo'ya ve yani çok büyük bir yer tutmuş olan Aristo'ya kadar uzanan. Belki o haritacılık, coğrafya bilgilerini bugün konuşuyoruz. Bu noktada Babilli Imago Mundi'ye uzanan, M.Ö. 6. yüzyılda ilk haritayı yapmış olan, uzanan bir bilim tarihi birikerek, ilerleyerek ve yöntemlerini ve paradigmalarını değiştirerek belli parametreleri test etmiş, ana bilim dalları oluşmuş. Bugün artık biliyorsun hani dalların sınırı yok bilimsel dalların, bilim dallarının. Bunların içerisinde insanlar istihdam edilmiş, bilim insanları gelişmiş ve bugüne kadar yaşamış tüm, yeryüzünde yaşamış tüm krallıklardan, devletlerden daha uzun bir tarihe sahip olan, geçmişe sahip olan bilim kavrayışı ve bilim konsepti ortaya çıkmış. Burada şeyi konuşup sana devretmek istiyorum konuyu. Hı hı. Tüme varıma gelene kadar bilimsel yöntemler nasıl bir yol izledi? Nasıl ilerledi? İnsanlar bilimi nasıl yapmaya başladı? Aktif anlamda gerçekten bilim diyeceğimiz şeyi nasıl yapmaya başladı? Hep tartışılır ateşin keşfi, tekerleğin keşfi, keşifle bilim iç içe midir? Hangisini bilim sayacağız? Bilimsel bilgi hangisinde üretilmiştir? Hangisi bilimsel bilginin ürünüdür? Gibi tartışmalar biliyorsun sürmüş, sürekli hala yapılıyor. Başlangıç olarak Aristo'yu ve Aristotelyen yöntem olan vitalizmi. Yani deneyimleme. Vitalizm, yaşama. Yani bu bilimde kendini ampirizm olarak göstermiş. Empirik diye de empirizm diye de bilinir. Deneyimleyerek çevrende olan olayları, canlıları, doğa olaylarını deneyimleyerek anlamlandırma. Deneylere dayandırma aslında biraz. Ve bu deneye dayanma. Yani bu anlamda deneye dayanma. Gerçekten bir deney dizayn ederek onu başka bir küçük veya daha büyük ölçekte gerçekleştirme yolunu seçmiyor burada. Daha çok vitalist yaklaşıyor. Çünkü bunu deneyimledim. Deneyimlerim böyle olduğunu gösteriyor gibi kavrayış biçimi bu. Tabii bu kolay terk edilemiyor. Hatta Galileo'dan bahsettik. Yine oradan bahsedecek olursam, aynı yerden devam edecek olursam. Galileo ile Maffeo Barberini, Papa 8. Urban arasında geçen bu dava diyelim kısaca. Egosantrik evren anlayışıyla geosantrik evren anlayışı arasındaki geçişin zorluğu gibi. Aristo'dan çok sonra gerçekleşen bu süreçte aslında insanlık belli bir bilimsel yöntemi terk edip yerine yenisini koymaya başladı. Belki resimde, Rönesans'ta bu geçiş belki çok sancılı olmadı. Örneğin Aristotelyen perspektifin her şeyin benden çıktığı ya da her şeyin bana geldiği çizimlerden, işte mimari tasarımlardan ya da Aristotelyen tiyatro anlayışından diğerlerine geçiş, belki modern olanlara geçiş bu kadar sert ve kavgalı değildi belki bilinen anlamda, ama bilimsel anlamda bu böyle olmadı. Çok zor ve sancılı bir süreç geçti. Aristotelyen evren anlayışını, egosantrik evren anlayışını benimsemiş kilise ile, yani gıyabında Papa 8. Urban'la, Maffeo Barberini ile Galileo arasındaki dava sonunda Galileo'nun 1633'te Engizisyon Mahkemesi'nde, 22 Haziran 1633'te Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanarak ev hapsine çarptırılmasına varacak kadar sert sonuçlar üretmiş. Kitaplarından birisi olan... Orada şeyi söyleyelim. Buyur, lütfen. Yine de dönüyor. Evet. Hikayesi var biliyorsun. Evet. Ona da değinmek lazım. Yani mahkemeden çıktıktan sonra tabii bir efsane olarak duruyor. Ama mahkemeden çıktıktan sonra ayağını yere basıyor böyle. Sonra gökyüzüne bakıyor ve yine de dönüyor diye içinden geçirip ev hapsine geçiyor. Yani
Ama mahkemede bu arada Galileo inkar ediyor. Tamam, kabul ediyor. Daha da kabul etmek durumunda kalıyor. Evet. Yani sonu idame gidiyordu zaten, evet, onun. Yani tanışları sayesinde aslında kurtuluyor o süreçten. Öyle bir hikayesi de var. Onunla değinmeyiz. Aynı davanın sonucu olarak Batlamyus ve Kopernikus'un, Ptolemaios ve Kopernikus'un Büyük Dünya Sistemi Üzerine Konuşmalar kitabı yasaklanıyor. O da Index Librorum Prohibitorum listesine alınıyor ve yasaklı, Vatikan'daki yasaklı kitaplar kütüphanesine alınıyor. Bunlar sert sonuçlar yani aslında. Aslında evet, çok sancılı da bir süreç. Sancılı bir bilimsel paradigma geçişi diyebiliriz yani buna. Tabii bunu takiben artık bilim bu anlamda bir anlayış biçimini geliştirdikten sonra, ben merkezciliği bırakmaya başladıktan ve vitalizmi bırakmaya başladıktan sonra dönüşüm aslında birazcık daha, artık bu sancılı süreç biraz daha geride kalıyor ve daha kolay ilerliyor diye düşünüyorum. Francis Bacon'a gelip sana devretmek istiyorum tümevarımı yöntemini anlatman için. 17. yüzyılın ilk yarısında ise Francis Bacon'un Novum Organum'unda bilimin kayıt tutma, deney yapma ve indüksiyon yollarını kullanarak tümevarımcı bir metot kullanmaya başladığını bu yolun bilim için önerildiğini görüyoruz. Dilersen tümevarımcı metot için bir saptamayı sen yap. Şimdi tümevarımcı metottan yanı sıra onu da vereceğim ama şimdi normalde doğal olarak bizler iki çeşit akıl yürütme biçimi işletiyoruz. Bunlardan bir tanesi tümden gelin, bir tanesi tümevarımcı akıl yürütme biçimi. Örnek verelim, tümden gelinle başlayalım istersen önce. Bir örnekle açıklarsak daha açıklayıcı olur. Ali'nin yaşının Ahmet'le Ayşe'nin yaşları arasında olduğunu söylersen ve sana Ali'nin Ayşe'den küçük olduğunu söylersen, sen doğal olarak Ali'nin Ahmet'ten büyük olduğu sonucuna varabilirsin. Evet. Bu yöntem tümden gelince akıl yürütme biçimi. Çünkü ben aslında sana verdiğim bütün bilgileri içerisine cevabı gömdüm. Ve sen o cevabı oradan tuttun ve çıkardın. Sudoku bulmacaları da genelde bu şekilde. Yani bu şekildeki akıl yürütme biçimiyle yapılır, çözülür. Ama mantıklı işletilir. Matematikte çokça kullanılır bu arada tümden gelince akıl yürütme biçimi. Öte yandan tüme varınca akıl yürütme biçimi ise tekil önermelerden genellemelere ulaşma biçimi. Yani biz aslında tüme varınca akıl yürütme biçimiyle bilgimizi çok daha geniş alanlara taşıyabiliriz. Çok daha geniş alanlara genişletebiliriz, yayabiliriz. Bir örnek verelim buna da. Keskin dişlere sahip bir hayvan fosili bulduğumu varsayalım. Ve bu hayvan fosilinin kafatası bulduğunu farz edelim. Ve bu kafatasını bulduktan sonra ben artık bu dişlerine bakıyorum. Dişlerinin keskin olduğunu görüyorum. Evet. Ve bu hayvanın nasıl bir beslenme biçimine sahip olabileceğine dair bir akıl yürütme sürecine giriyorum. Burada ne yapmam gerekiyor artık? Dönüyorum ve günümüzdeki etçil hayvanların da dişlerinin keskin olduğunu görüyorum. Keskin dişlere sahip olduğunu görüyorum. Hı hı. Ve dolayısıyla o hayvanın beslenme biçimine dair bir çıkarımda bulunur. Tüme varıyorum yani. O hayvan da bir etçildir. Sonucuna varır. Etle besleniyordur. Sonucuna varabiliyorum. Bilimde tüme varım çok daha yeni modellerin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu tüme varımcı metodu da takiben 18. yüzyılda ise Immanuel Kant'ın nedensellik ilkesi. Evet. Ve bu ilkeye dayanarak keşfettiğimiz, bulduğumuz bir takım modeller, matematiksel formülasyonlar, formüller yoluyla özellikle de Newton fiziğini temel alarak Kant bu yargıya varıyor. Bu formülasyonları kullanarak ileride de ortaya çıkacak belli bir takım sonuçları, fiziksel sonuçları tahmin edebileceğimizi, öngörüde bulunabileceğimizi ve hesaplayabileceğimizi düşünüyor. Ne var ki bu Laplace determinizmiyle daha sonrasında gerekircilik ve kadercilik gibi bir kavrayışın gelişmesine yol açıyor. Ekonomik determinizm gibi belki bugün çökmüş olan sistemlerin oluşmasına yol açıyor. Yani bilimsel olarak bunların ne kadar doğru, çok da doğru olmadığı aslında görülüyor. Bizzat Kant tarafından da aslında görülüyor. Tabii hemen bunun takibinde de artık 20. yüzyılın başlarında özellikle de
dogmatizme karşı çok önemli bir tarihi rol üstlenmiş olan pozitivizm ortaya çıkıyor. Evet. Pozitivizm yolunu kullanarak artık bilimsel bilgiyi üretmeye, pozitivizmle araştırmalarımızı dizayn etmeye ve sonuçlar üretmeye başlıyoruz. Çok önemli bir rol üstlenmesine rağmen pozitivizm de modern bilim, bugün anladığımız anlamda modern bilimin üretilmesi için yeterli değil. Yeterli kalmıyor. Pozitivizm temelinde Hegelian önermeleri baz aldığı için dönemin bilimsel kavrayışını ve eldeki metotları kullanarak yapılan bilimi gayet güzel destekliyor. İyi görünüyor. Bulunan bulgular sağlıklı görünüyor. Ne var ki hala yanlışlanabilir olma özelliği ortaya çıkmıyor bilimin, bilimsel bilginin. Bilimsel bilginin yanlışlanabilir olma özelliğini, savını ortaya atan Karl Popper'a geliyoruz. Evet. Ve en son artık bugün hala kullanmakta olduğumuz bilimsel metodu, yani rasyonel nedenselliği kavramsal olarak ortaya atmış olan Carl Raimund Popper, bilimsel bilginin 3 temel özelliği olması gerektiğini söylüyor ve aslında bugünkü konumuzun temeli de ve ulaşmak istediğimiz son nokta da aslında bu. Bilimsel bilgi yanlışlanabilir olmalıdır, test edilebilir olmalıdır ve denenebilir olmalıdır. Evet. Yanlışlanabilir olması olgusu burada aslında diğerlerinden daha önemli. Çünkü daha bilimi diğer öğrenme ve bilme yöntemlerinin üzerine çıkaran, daha gerçek, daha gerçeğe yakın bilginin üretilmesini sağlayan, yol olarak kabul etmemizi sağlayan şey, cümleyi uzattım ama, yanlışlanabilir olması. Dilersen bunu açalım biraz. Evet. Lütfen. Yanlışlanabilirlik nedir? Bir ondan bahsedelim. Evet. Yanlışlanabilirlik, yani Carl Raimund Popper'ın öne sürdüğü yanlışlanabilirlik akımı, bir önermenin, bilimsel bir önermenin potansiyel olarak yanlışlanma ihtimalini bünyesinde taşıyor bulunduruyor olması gerektiğini söyler. İstatistiki olarak aslında bir %1'lik de olsa bir yanlış olma ihtimali taşıyor olması lazım o önermenin ki biz o önerme için bu önerme bilimsel bir önermedir diyebilirim. Öte yandan şunu da söylemek lazım. Bilimsel önermeler mutlaka ki bir kesinlik arz ederler. Bir örnek verelim. Yani ışık hızı, ışık saniyede 300 bin kilometre hızla hareket eder gibi. Bu potansiyel olarak bir yanlışlanma ihtimalini bünyesinde taşır. Evet. O yüzden bilimseldir diyebiliyoruz. Ama öte yandan ben yakın zamanda güzel bir haber alacaksın gibi böyle bir önerme, sadece hani o sınırı çizmek açısından bir kesinlik arz etmediği için bilimsel değildir. Ve bunun da yanı sıra bünyesinde bir yanlışlanma ihtimali taşımaz. Evet. Kişiye göre değişir bu haberin, önermenin yorumlanması. Burada hatta Carl Raimund Popper'ın yine Adler ve Freud'cu psikanaliz ve sosyoloji kavramları için aşırı basitleştirmeler dediğini de söylemekte fayda var. Evet. Aslında aynı temele dayanıyor. Çünkü yapılan tespitler yanlışlanabilir olma özelliği taşımıyor. Ancak bireysel gözlemler, yani en sayıda gözleme bakılmış olabilir. Freud'un veya Adler'in ulaştığı bir sonuç için, kavrayış için. Ancak buna en artı birinci gözlemi ekleyerek böyle değildir deme şansımız bulunmuyor. Evet. Çünkü psikoloji ve sosyal psikoloji temelinde yani araştırma ve o bilgiyi edinme yöntemi olarak deneysel bir test edilebilir ve yanlışlanabilir bir yöntemsel paradigma yok. Doğal olarak bunlara Carl Raimund Popper aşırı basitleştirmeler diyor. Evet, bilginin değişebilirliği aslında doğasında da Popper'un yanlışlanabilirlik akımı aslında bu bilginin de değişebilir doğasını ortaya çıkartmıştır. Yani bilimde aslında biz mutlak doğrulardan söz edemiyoruz. Mutlak kesinliklerden söz edemiyoruz. Bir değişebilirlik söz konusu. Elbette ki bu şu anlama da gelmesin. Yani şöyle de anlaşılmasın. Bilimsel bilgi değişebilirse o zaman güvenilmezdir gibi bir soru işareti de oluşturabilir akıllarda. Halbuki bilimsel bilgi pek çok delile dayanan, o anki durumu en iyi açıklayan bilgi türüdür. Hatta yani bilimsel bilgi diğer bilgi edinme yöntemlerinin içerisinde, bilimsel bilgi doğru değildir, doğru olmayabilir ama diğerlerinin içinde doğruya en yakın olanıdır demek en doğru tanım olur herhalde. En yakın olanıdır demek dediğin gibi. Bir de şundan bahsetmek belki daha doğru olabilir. Biraz daha toparlamak adına da hem. Evet, lütfen. Bilimin bir de bir öznel yanı var. Yani toplumda hep şöyle bir algı söz konusudur ya.
bilimsel araştırmalar nesneldir algısı. Yani çok yaygındır. Bilimsel araştırmalar özneldir. Bilimin kendisi nesne olabilir ama bilimsel araştırmalar özneldir. Ama bu öznellik en nihayetinde nesnel olmaya en yakın olan bir öznellikten söz ediyoruz. Çünkü nihayetinde bilimsel araştırmaları da yapan insanlar. İnsanlar. Dolayısıyla insan faktörü işin içine girdiğinde işin içerisine bir kültür giriyor. Bir geçmiş giriyor. Geçmiş giriyor. Deneyimler giriyor. Büyüme biçimi giriyor. İçinde bunun toplum giriyor. Aile giriyor. Toplum dahil oluyor. Dolayısıyla yani burada bilim insanının beyninin de boş bir sayfa olduğunu düşünmüyoruz. Elbette ki bulunduğu toplumdan, içerisinde bulunduğu çevreden, yetiştirilme biçiminden, hatta belki bir inancından etkileniyor. Yani bu bilinçli bir süreç değil bu belki ama etkilenmesi de mümkün değil. Yani değil. İnsan beyninin gerçekliğinden söz ediyoruz. Doğru. Dolayısıyla burada aslında bilimsel araştırmalar için biz öznellik taşır diyoruz. Ama peki bilim bu öznelliğin üstesinden gelmek için de belirli yöntemler geliştirir. Evet, yöntemleri nesnel olması. Dolayısıyla nesnele en yakın. Nesnele en yakın. Sonuçlar olur. Evet, bunun yanı sıra da şu da aslında söz konusu. Yani bir araştırmayı, bilim insanı yaptığı bir araştırmayı makaleye dönüştürdükten sonra biliyorsun ki akademik bir dergide, hakemli bir dergide yayınlanması için gönderir. Ve orada aslında bu öznelliğini en aza indirgemiş olan araştırmalar yayınlanır ve diğer araştırmalar tarafından da referans gösterilir, atıfta bulunur. Evet. Ama öznelliğini biraz daha belki tamamen yok etmiş diyemiyoruz tabii ki ama biraz daha en aza indirgemiş olanlar daha böyle güvenilir araştırmalardır diyebiliyoruz. Doğru. Ötekiler için de yani geçmişteki yerlerini alıyor diye söylemek herhalde doğru evet, ifade olacak. Evet, yani o bilimsel bilgi bütün bu üretiliş biçimlerini değiştirirken, paradigmalarını değiştirirken ve yöntemlerini değiştirirken bir taraftan da başka değişimler de geçiriyor. Evet. Bu bir evrim geçiriyor bilim aslında evet. Ve bilimsel bilgi. Yöntemlerinden bahsettik. Bir taraftan da coğrafyası ve dili değişiyor. Evet. Özellikle de sen yayınlanıyor. Ve bu hakemli dergilerde yayınlanıyor ve test ediliyor, tekrar tekrar test ediliyor derken bundan da bahsetmekte fayda var. Hı hı. Bilim tarihi boyunca tüm bu kişileri, ontolojisi, felsefesini inceleyen insanları ve paradigmalarını değiştirirken coğrafyasında ve dilinde de değişiklik oluyor bilimin. Öncelikle Antik Yunan'da başlayan, daha sonra Arap, Fars ve Hint dünyasına geçen, daha sonra tekrar 14. ve 15. yüzyılda kıta Avrupa'sına dönen ve oradan Britanya'ya doğru coğrafyasını değiştiren bilim bu değişimle eş zamanlı olarak bir taraftan da dilini değiştiriyor. Yani bilim dili dediğimiz kavram değişiyor. Kavram değişmiyor elbette ama bilim dili değişiyor. Aktarım dili değişiyor. Evet. Hakim dil değişiyor bilimi anlatan. Bu da tabii ki yine aynı coğrafyaları takiben Grekçeden Arapçaya, tekrar Grekçeye o çevirilerle İtalyancaya, 16. 17. yüzyılda Latince'ye, ondan sonra 20. yüzyılda artık Almanca'nın hakim olduğu bir bilim dünyasının oluşmasına kadar devam ediyor bu süreç. Bunu takip eden artık süreçte de günümüzde de bu tabii hala tartışılan bir konu. Hı hı. Princeton'da özellikle Michael Gordon'in tespitini aktaracak olursak bilim bugün çok büyük oranda İngilizce olarak anlatılmaktadır ama terminolojisi Latince'den beslenmektedir. Ortak olarak da Almanca ve Fransızca'dan, Fransızca'da da yayınlanmaktadır. Bilim aslında bir diller karmaşası, tek bir bilim dili yoktur ama bu dillerin bir karışımı halinde yayınlanmaktadır. Bu bakış açısı aslında şeye de sebep oluyor. Türkiye'de bir arkeoloji araştırması yapıp Türkiye'deki bir dergide Türkçe yayınlayabilirsiniz. Türkçe de bu anlamda bir bilim dilidir aslında. Bilimsel bir bilgiyi anlatabildiğiniz her dil bilim dilidir. Bu tartışmalar sürüyor ama bir taraftan da hakim olan dili yani bu coğrafi aslında değişime... Aslında bir dil de aslında söz konusu. Söz konusu elbette evet. Çünkü bu coğrafi değişimi izlerken bu dil değişimlerini de izliyoruz. Tüm bu değişimler... Dediğin paradigma değişimleri ve özellikle de en son belirttiğin yanlışlanabilir ilkesine bağlı olarak ortaya çıkmış olan bilimsel bilginin değişebilir doğası bir taraftan da aktarım ihtiyacını ve aktarımdaki zorlukları ortaya çıkarıyor. Evet. Bilim dili
kendi ana dilimizden farklı oldukça onu anlamak, kavramak, yani özüne dönecek olursak da temel anlamda bir bilim okur yazarı olmak çok zor bir hadise haline geliyor. Evet. Çünkü onu kavramak, anlamak bir zor bir iş oluyor. Gündelik işlerimizin arasında veya günümüzü geçirecek pragmatik bilgilere ulaşmak varken bilimsel bilgiyi merak etmek, öğrenmek ekstra bir çaba ve emek istiyor. Bu noktada da aslında bizler ortaya çıkıyoruz. Evet, yani hani popüler bilim yayıncılığı aslında diyebiliriz. Bilim anlatıcılığı aslında ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Yani bizim şu an belki videoda yaptığımız şey yıllardır bilim sitede yazdığımız gibi. Yıllardır yaptığı olaydı. Yani burada evet artık yurt dışında özellikle ne yazık ki hani orada daha çok yapılıyor araştırmalar. Araştırmalar yapılıyor. Bir sonuca ulaşılıyor. Hı hı. Bu bilimsel anlamda çok devasa sonuçlar bazen ve sarsıcı sonuçlar elde edilebiliyor. Ama biz hani o dili bilmeyen, o baskın dile hakim olmayan bir kişi orada ne olduğunu belki çok sonradan duyabiliyor. Evet. Ya da bu burada işte basından duyuyor belki ama yani bilimi ve bilimsel gelişmeleri basından takip etmenin de belli dezavantajları var aslında. Çok basit karşılaştığımız ve bilim filo olarak belki bizim de bir alanda mücadelesini verdiğimiz toplumda bir kavram yanılgısı oluşturmak insanlarda, bir terminolojiye dair hataların oluşması özellikle, bir teorinin yanlış şekilde sunulması, yanlış şekilde aktarılması belli dezavantajlar ortaya çıkarıyor. Yani bu anlamıyla da aslında bizlerin popüler bilim yayıncılığının, bilim filminin özelde de önemi ortaya çıkıyor. Evet, bizler bilimi anlatma ihtiyacından dolayı ortaya çıkmış olduğumuz için bu süreçte yine bilimin narasyona, yani bir haberciliğe, meta naratife, üst anlatıya ihtiyaç duymasından dolayı doğru şekilde anlatma, referans vererek bireyi haberden, ya bilim okuryazarını özellikle haberden ana kaynağı, bilgiyi test edebileceği, okuyabileceği, grafiklerle, belki görsellerle beslenebileceği ana üretilmiş olduğu, yayınlanmış olan kaynağı yönlendirme işlevi görüyoruz. Bunu aslında, özür dilerim araya girdim ama yani hani bunu bir etik kaygıyla da yapıyoruz. Akademik bir etik taşıyarak yapıyoruz. Çünkü bu araştırmanın bir referansı var, bir kaynağı var. Ve o kaynaktan yararlanarak biz bunu size sunuyoruz şeklinde bir yaklaşım da aslında benimsiyoruz. Aynen öyle. Çünkü bilim aslında o haber başlığındaki o etkileyici şey değil. Evet. Gerçek anlamda mutfağa. Çok farklı, çok büyük bir emek var. Bir fizik araştırmasında yeni bir kara deliği bulunması, yeni bir gezegenin bulunması, çok fazla matematiksel hesaba, terabaytlarca verinin işlenmesine, bazı makalelerde, referanslarda görüyoruz, onlarca bilim insanının aynı şey için yıllarca çalışmış olduğunu görüyoruz. Belki doktor öğrencilerinin, yüksek lisans öğrencilerinin burada farklı görevler aldığını görüyoruz. Çok büyük bir mutfağında emek var. Aslında o kısmı için heyecanlanıp biraz, verilmiş olan o emek için, mutfağı için heyecanlanıp, üretilmiş olan bilginin pragmatik olarak bize ne katar, hayatımızı ne kadar değiştirden ziyade, elbette bu da var içinde. Ama bundan ziyade bir taraftan da bu büyük, asıl görünmeyen yüzü, buzdağının o görünmeyen yüzü içinde heyecanlanıp bunu anlatma isteğiyle yapıyoruz birazcık. Aslında bağlayacak olursak bu videoda bu anlatı sürecinin bir parçası. Evet. Dilersen toparlayalım. Evet. Bilim filminin bu ilk videosunda bilimin doğasını, bilimin tarihsel gelişimini, coğrafi ve dilinde, bilim dilinde olan değişimleri, üretiliş biçimini, kavramlarını tartıştık. Bilim okuryazarlığının ve bilimsel bilginin özelliklerini, karakteristiklerini konuştuk. Bundan yola çıkarak ve buradan beslenerek ilerleyen videolarda da, daha sonraki videolarda da yeni bilimsel gelişmeleri, farklı bilimsel konuları konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Sizler merak ettiğiniz konuları, işlememizi istediğiniz, merak ettiğiniz soruları bizlere bu videodan ve daha sonraki yine videolardan, aşağıdan yorum kısmından, bilimfili gmail hesabı üzerinden, mail ile, Facebook hesabından ve Twitter hesabından iletebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bizlere destek olmak isterseniz videomuzu paylaşabilirsiniz. Bunun dışında da maddi olarak destek olmak isterseniz patreon.com/bilimfili hesabı üzerinden bize tek seferlik veya aylık
değişen miktarlarda bağışta bulunabilirsiniz. Bu bağışlarla yine biz bilim fili videolarına devam edeceğiz. Yine diğer farklı bilim fili projelerine kaynak yaratmış olacağız. Bizlere destek olmak isterseniz çok mutlu oluruz. Dilersen burada videomuzu tamamlayalım. Ben Baran Bozda. Ben Gülkan Akçay. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kayıt. Güzel oldu sen. Sen de kendin. Evet, sen de. Yayında mısın şu an? Evet.